MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, sosyal belediyecilik alanında hazırladıkları ve 9 başlıktan oluşan projelerini kamuoyuyla paylaştı. Öte yandan MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. MHP Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, belediye başkanı olması halinde hayata geçireceği projeleri paylaştı. Doçent Doktor Murat Aygen yaptığı açıklamada yerel yönetimlerin sorumluluklarını vurgulayarak Elazığ'daki yoksullar, işsizler, kadınlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin beklentilerini karşılayacaklarını söyledi. Aygen, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan üretken belediyecilik ve sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde Elazığ'ın da bu projelerden faydalanacağını ifade etti. Şehrin ihtiyaçlarına yönelik sosyal belediyecilik projeleri geliştirdiklerini belirten Aygen, bu projelerin Elazığ'ın ekonomik şartlarına uygun olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen'in 9 başlıktan oluşan sosyal belediyecilik projeleri şöyle: 3000 aileye sosyal konut projesi, yoksullukla mücadele projesi, 40000 aileye hilal kart projesi, ulaşım desteği projesi, su yardımı projesi, ihtiyacın askıda projesi, sabah akşam bir sıcak çorba projesi, mesleğim işim olsun projesi, bir ülküm bir fikrim var projesi. Aygen, projelerin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını ve Elazığ'ı kalkındırmak için kararlı olduklarını ifade etti. Öte yandan MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, seçim çalışmalarını Şıra Meydanı esnaf ziyaretiyle sürdürdü. MHP Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, seçimlerde destek istedi. Sahibi yapacağım, dün televizyonda söyledim, tamam. Ev var mı? Var, benim evim var. Bir ev daha olur, tamam. Dar gelir, kira öder gibi ev sahibi olacak. 3000 konut yapacağız şimdilik hem. Ardınlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Amin amin. Bak, ben dün akşam televizyonda dedim ki bu tür dar gelirli aileleri konut sahibi yapacağım. Evin var mı? Var. Bir hilal kart vereceğim. Para yükleyeceğim içerisine. Niye? Tamam. Bu yaştan sonra. Çocukların vardı senin, tamam, yok mu çocuklar? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. Başarılar dilerim. Hadi görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. İyisin hocam. İnşallah. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Çok şükür. İyisiniz hocam. Çok şükür. Bir değişim olsun diyoruz. İnşallah. Ziyaret edelim. Olsun. Selam verelim. Başarılar dilerim. Amin. Duamız sizinledir. Allah isteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sağ ol Zeki. Size dua et. Dua edeyim, ben bir de çalışayım. Allah razı olsun. Allah'ım desteklerini bekliyoruz. İnşallah. Bir değişim olsun. İnşallah. İnşallah. Nazı bekliyoruz. Desteklerinizi bağlıyoruz. Selam verelim dedik esnafımıza. Amin amin. Allah kolaylık versin. Hep beraber olalım diyoruz. Yani bu kenti kaderine terk etmeyelim. Kenti sahip çıkalım. Evet. Esnaf ziyareti esnasında Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın'la karşılaştı. Nasılsın kardeşim? Allah şükürler olsun. Sağ olasınız. Ne yapıyorsunuz? Çok şükür. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Allah razı olsun. MHP Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'la bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İnşallah canım. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.